Valla ister ihbar gelsin, ben kendim biliyorum kardeşim. Konuştum konuşmadım, söylerim zaten, konuşmadım. Hı. Ben de konuştunuz biliyor. Ben de konuşmadım diyorum abla. Bu konuşmayı Faruk'la konuştuğunuzu İsmail duydu mu? Hayır hayır konuşmadım. Hiç Faruk'tan bahsetmediniz mi? Hayır. Hiç konuşmadınız mı? Hayır. Çünkü Faruk'la ilgili İsmail birilerine bir şeyler anlatmış. Ya anlatmış olabilir ama bana bir şey anlatmadı. Sana anlatmıyor mu hiç? Bana bir şey anlatmadı. Hiç bahsetmedi mi senden? Hayır. Hiç Faruk'un sözü geçmedi aranızda. Geçmedi. İkiniz de Faruk'un mağdurusunu hiç konuşmadınız yani. Ben de buna inanacağım yani. Konuşmadım. Hayatta inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum yani. Devam et. Ondan sonra dediğim gibi işte zaten yemek ısmarladık. AVM'lere falan gezdik işte. Ondan sonra arabaya bindik zaten. Sonra ben kahve ısmarladık. Kahve içtik işte arabada gelirken. Şarkı müzik dinledik işte öyle. Şarkı müzik. Evet. O sırada çocuk nasıldı? Birileriyle konuşuyor. Birilerine zaten dediğim gibi yol ayrımında konuşuyor. Sırada kimseyle konuşmuyor dediğim gibi. Sadece hani... Biliyorum kınık yol ayrımında arkadaşıyla konuşuyor. Evet. Arkadaşıyla konuşurken de böyle ona geleceğini söylüyor. Bluetooth'tan konuşuyorsunuz. Evet. Zaten hoparlörde daha doğrusu telefon açık. Ve o sırada aslında seni kaçırdığını sen anlamış olman lazım. Kınık yoluna girmişsiniz çünkü. Ay, kınık yoluna girmedik. Daha Selen'in yol ayrımında kınık yoluna çıkıyorduk abla. Daha kınık yola dediğim gibi yol gidiyor. Bu tarafına kalıyor zaten. Nereye götürüyor bu çocuk seni peki? Daha Selen'in yol ayrımına nereye girdik. Nereye götürdüğünü söylüyor sana çocuk. Yani köye gidiyoruz tabii. Selen'in gidiyoruz işte merkeze dediğim gibi. Hiç o sırada çünkü sen arabaya bindiğinde babam, annem, ailem arabada diyor. Fakat sen onu ailesinin arabada görmüyorsun. Telefondaki kişi hoparlörde de açık ya. O kişi de işte şeyde çalışıyor. Savcılıkta. Bu garip şeyler oluyor. Beni bu arabadan kurtar desene. Niye demiyorsun? Ha dedim yani aklıma gelmedi abla dedim. Konuşuyor sakin. Sakin zaten şüphelenmişsin. Zaten. Arabaya bindiğinde sen şüphelenmişsin. Arabada annesini babasını görmeyince annem babam arabada demiş sana. Öyle diyorsun. Anne babasını arabada görmediysen sana yalan söyleyen bir insanın arabasına birincisi kapıyı açıp neden bindin? İkincisi arabaya bindikten sonra gidiyorsun. Tedirgin olmuşsun. Neden operördeki adamla yardım istemedin? Hani, ailesini bindi zaten hani dediğim gibi yani yönlendiren sahne Faruk'tu bir kere. Ailesine bin, ailesi olduğunu söyledi zaten. Bunları sadece Faruk söyledi. Nasıl Faruk? Faruk öyle o diye Faruk mu söylemeni söyledi? Evet. Ailesinin. Hani ona mı yalan söyledi? Evet. Ama sen istersen neyi doğru bugünü ben bunu sormasam söylemeyeceksin şimdi. Ve yönlendiren oydu yani. Arabada yani Uşak'ta olanları böyle böyle anlat diyen şey mi? Faruk da diyorum ben zaten yönlendiren bunlar hiçbir ayrı. Ya ayran... tamam da olayı o tarafı yönlendirdi dedin. Sen Uşak'ta olanları da Faruk yönlendiriyor demedin ki. Sadece Uşak'ta olduğunu söyleme dedim bize. Evet yediğimiz içtiğimiz gezdiğimiz hiçbir şey anlatma dedin. Tamam sadece. Ama sonuçta bak çok böyle stratejik bir şeyden bahsetmiş sana. Arabaya evet. Bindiğinde annesinin babasının olduğunu söyle. Bunu sana Faruk mu söyledi? Evet ayrıntıların girme dedi hiçbir zaman. Bir dakika. Annesi babası arabada olduğunu söyledi. Arabaya bindiğimde evet. Annesini babasını görmeyince rahatsız oldum. Bunu böyle bu şekilde anlat diye. Evet. Faruk istedi. Evet. Sen ya beynin yok mu senin? Çok özür dilerim bunu sorduğum için ya. Çok özür dilerim yani. Bunu benden niye söylüyorsun Faruk diye sormadın ya mı sen Faruk? Ya sorduğum zaten adam şunu söyle. Ama dediğim gibi ben bunu niye söylüyorum? Hani zaten bunun Uşak'ta görüntüler var. Bilmem kamera ya var. Ya onu şey var. Arabada ya çok sana bayağı plan yaptırmış yani. Babasının annesinin arabada olduğunu ama sonrasında olmayınca tedirgin olduğunu söyle diye bunu. Ya bu bayağı bir planın bir dahili ya. Bu nasıl bir plan ya Seher? Bilmiyorum valla dediğim gibi hani. Ha bugün de bunu öğrendik yani. Kelpetenle laf alacağım ben senin ağzından. Sonra da her şeyi anlatıyorum diyorsun. Ya anlatayım ama bu ayrıntı sadece hani dediğim ama gibi. Ama olur mu ayrıntı? Çok önemli bir ayrıntı Seher. Çocuk sana İsmail sana böyle bir şey söylememiş. Arabada annesi falan yok. Siz bayağı oturmuşsunuz sohbet etmek için arabaya binmişsiniz yani. Tedirgin olmanı gerektirecek bir durum da yok dediğim yani. Dediğim gibi hani öyle. Allah Allah çok sinirlendim ya. Vallahi sinirlendim yani. Basıp aldı. Devam et o zaman. Devam et. Bakalım ne çıkacak oradan sonra. Devam et. Ya öyle dedi yani. Onun için dedim ki arabaya bindik zaten. Hani dedim ki Selen yol ayrımı. Seher bir şey söyleyeyim mi bak. Bunlar siz cesedi bulduktan sonra jandarma gelinceye kadar yarım saat içinde ezberleyebileceğin, yarım saat içinde öğrenebileceğin bir mesele değil. Çok netim yani. Ha, iki kere iki dört. Çok netim yani. Önceden bir plan yapılmış. Hayır hayır ben planın içinde değilim. Ve sana bütün ifaden öğretilmiş. Sen de öğretilen ifadeyi burada olduğu gibi papağan gibi söylüyorsun. Doğru mu? Abla dediğim gibi sadece olayı buraya geldiğinde bulduğumda... git orada bana anlattıkların aynı şekilde benim sana öğrettiğimi bu gidip televizyonda anlat dedim mi demedim bu adam. Çıkmamı istemiyorduk zaten. Ben başka bir şey soruyorum. İfaden de söylediğin gibi her şeyi anlat diye. Sana evet. Söyledi mi söylemedi mi? Evet.
Aa, buyur buradan yak. Televizyona gelince bunları mı söyledi sana? Televizyonda ne konuşacağını mı söyledi bu adam sana? Şöyle bir şey, ben işe gidiyordum bir ara, akşam vardiyasında neydim zaten. Evet. Programa çıktıydı ailesi. Tamam. Ondan sonra farklı bir yerde hani kapının önünde konuşuyorduk zaten. Dedi ki hani ailesi... Hangi kapının önünde konuşuyordunuz? Ofisin kapısının önünde. Hangi dışarı. Ofis? Petrolün. Ay, yüzünü görmek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir petrolün. Şey kaçmıyor. Petrolün. Sen petrolün oradasın. Evet. Niye petrolün oradasın? İşçi servisinde bindik zaten. Hani Orada mı biniyorsun? Hayır. Onun petrolüne geldik zaten. Orada durdu zaten. O da oradaydı zaten. Kendi petrolündeydik. İşçi servisi oradan. Bilmediğim için hepsi bunlar kayıtlara giriyor. Ben bilmiyorum şu anda. Soruyorum. İşçi servisi oradan geçiyor mu? Ya yoksa... Onu zaten... Araba da onun, petrol de onun. Onun ya şeyine geldi. Ya onun da servis oradan geçiyor mu? Senin orada inmeni gerektiren geçiyor, bir durum var mı? Herkes şeye giriyor, markete giriyor. Herkes market, herkesin yanında mı konuştun? Arabada... Yok, ayrı ayrı. Sen arabanın neresindeydin? Arabada indim ben. Direkt hani oturum, orada hani Faruk kameralardan çıkıp oturduğu yerden kalkıyordu ya. Daha işte orada konuştuk. Orada oturdunuz mu? Ha, oturmadık, ayaktaydık zaten. Ne söyledi sana? Yayına çıkmış ailesi falan dedi. Ben şey dedi, bir dakika. Yayın yasağımını çıkaracağım dedi. Şikayette bulunacağım. Sen bulundum gittin mi? Ben hayır bulunmadım dedim. Git dedi, yarın dedi. Böyle dedi, savcılıkta dedi, ifade ver dedi. Şikayetçi ol dedi bana. Sürekli bak yarın git unutma, yarın git unutma, yarın git unutma, şikayette bulun dedi bana sürekli. Hani. Peki sonrasında televizyon kanalına yayına gidersen böyle konuş, şöyle konuş, bunu şöyle söyle diye. İfadeni göre, ifadeni ver sadece, hani ifadeni şey yapma dedi. Benim sana söylediklerimi söyle dedi mi, demedi mi? Ha, evet evet, hani dediğim gibi ifadenindeki, ifadeni nasıl konuştuysan hani öyle. Benim sana anlattığım gibi konuş dedi mi, demedi mi? Evet evet. Söyle bir daha, ne söyledi? Evet. İfadenle ne verdiysen onu ver dedi yani. İfadeye geç. Faruk sana, benim sana öğrettiğim gibi, benim dediğim şekilde anlatacaksın dedi mi, demedi mi? Dedi. Gerçekten sinirleniyorum yani. Üzüm mü kesiyordun, fabrikaya mı gidiyordun? Fabrikaya gidiyordum. Tamam. Ser, şu anda sen bugüne kadar... Bir ay ya da iki ay boyunca, şu anda da öyle, hala Faruk'un sana öğrettiği gibi bazı şeyleri söylemeye devam ediyor musun? Hayır, hayır. Dediğim gibi hani o dedi, her şeyi anlattım zaten dediğim gibi. Hayır, bu ama ayrıntılar... Yani, ama ayrıntılar önemli. Ya bilmiyorum hani dediğim gibi. Sen bize bugüne kadar Uşak'ta çocuğun işte arabada işte annesi babası vardı, İsmail'in seni kandırdığını söyledin. Meğerse böyle bir şey olmamış. Faruk söylemiş, sen de Faruk'un öğrettiğini anlatıyorsun bize. Dediğim gibi hani bu ayrıntı hani işe yarar mı, şey yaptım bilemedim abla. Sen neyi bilemiyorsun ya? Dediğim gibi hani anlattım, hani dedim ifadeyi verdin, yönlendirdi yani, yani uçakta hani. Ya orada ifadeyi veriyor, yönlendiriyor da ben sana günlerce sorular soruyorum. Bazı izleyiciler de diyorlar ki aynı şeyi soruyorsun. Aynı şeyi sorunca bazen çok önemli de sevgili izleyiciler. Bu bir röportajda tekniği aynı zamanda. Aynı şeyleri sorunca, şimdi her şeyi burada söylemek zorunda değilim yani. Ben sana 100 defa aynı şeyi soracağım. Sen ta ki gerçeği bana söyleyinceye kadar. Bana bir gün gerçeği söyleyeceksin Seher. Ya ama o güne sen karar ver yani. Yani o gün sana İsmail seni böyle kandırarak arabaya bindirmedi. Evet. Ne diye bindiniz arabaya? Ya Selen'e gidecektik de bindik al bu saatte işte. Demek hani... çocuğun seni kaçırmak gibi bir amacı yok yani. Dediğim gibi sadece hani Selen'e girdiğimiz her şey zaten normalde. Bir an hani Kınık yoluna çekti. Gerçi Kınık yolunu niye çektim bilmiyorum abla gerçekten. Çeken ben değilim oraya. Seni Kınık yoluna çekmesinin amacı seni kaçırmak gibi bir niyeti var mıydı sence bu çocuğun? Artık doğruları söyle lütfen ya. Ama bilmiyorum hani bir bana anda... şunu söyler misin? Bu İsmail'in seni kaçırmak gibi bir amacı var mıydı, yok muydu Seher? Kınık yolunu çekilse kadar, Kınık yolunu gelese kadar yoktu. Ondan sonra ne oldu bilemem. Bir anda bu değişti. Bu çocuğun oraya geldiğinde sana zorla sahip, bak annesi babası amcası herkes izliyor. Evet. Ama o çocuk toprağın altında ve konuşamıyor. Evet. Ama bedeni konuşuyor. Bu çocuğun sana zorla sahip olmak, seninle birlikte olmak gibi bir amacı var mıydı, yok muydu Seher? Vardı abla. Yalan söylemiyorum ki çağırtıkken. Madem öyleyse sen bunu jandarmaya niye söylemiyorsun Seher? Faruk istemedi söylememi. Niye söylemedin dediğimde söyleme. Rezil olsun herkesi. Kimse seni yüzüne bakmaz. Kendisi jandarmaya söylüyor. Canımı tutan anda kendisi onu söylüyor. Bana söyletmedi. Sonra adliye gittikten söyletti. Eğer seni o eğer böyle kaçırmak istese Uşak'ta kardeşimin çocukları var, oraya eve götürür. Ev yok orayı. Sen onu çektin, oraya getirdin. Ben çekmedim ya. Vallahi sen bile, ben çekmedim ya. Sen getirdin. Ben
çekmedim, ben getirmedim ya. Ben mi getirdim? Ben getirmedim, ben çekmedim binin, ya. Bak, gönüllü arabaya binin, her şeyi böyle şey edin. Ondan sonra herkesin dediği yalan da sizin dediğiniz doğru ya mu? Benim dediğim sana her şey yalan dediğim gibi. Ben çekmedim bak. O zaman bizimki ben de çekmedim. Size göre bizimki de yalan geliyor. Ben çekmedim oğlunuzu oraya. Ben mi getirdim orayı? Sen neden geldin, neden sürdüğünü bilemem. Ben çekmedim. Sen getirdin. Uşaktan gönüllü biniyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. Güzel konuşuyorsunuz. Geliyorsunuz günlük gediğine. Gerideki çamaşır götürmeye seni zorla götürecek tamam, olsa. Bilmiyorum gerçekten oraya kadar ben de bilmiyorum. Ya ben çekmedim. Sen içindesin ya. Ya içindeyim ama ben bir şey söylemedi ki dediğim gibi. Ablan seni aradığında bir dakika bu. Ablan seni aradığında sen neredeydin? Ablan arıyor seni o sırada. Kardeşim arıyor ablan. Kardeşin arıyor. Peki neredeydiniz yoldaydık o sırada? Yoldaydık o zaman da. Neredeydiniz yani? Kınık yoluna ne çıkacaktık işte. Kınık yoluna gelmişsiniz işte. Ondan sonra kapattım işte zaten. Niye direkt. Kapatıyorsun? Arasana ablanı. İstemediğim yola sapmışsın. Ya o zamana kadar kapattıydım zaten telefonu ben. Niye kapatıyorsun? Yardım istesin onu söylemeye çalışıyorum. Abla zaten daha o günler yoldaydı. Kardeş, arkadaşını konuştu. Ondan sonra ben kardeşimle yola biliyorum, çıkıyor zaten. Onun için kapattım. Ondan sonra zaten bir an yola çıktı. Ondan sonra saptı zaten. Sen telefonu tamamen kapattın mı? Evet. Tamamen be. Hayır, tamamen değil. Sadece kapattım yani. Ondan sonra koydum demek. Ya oraya kadar zaten bir şey yoktu dediğim gibi. Ondan sonra bir anda yola geldik. Kırıntıda çekti zaten. Serdün çok acayip, çok çok önemli bir şey söyledin. Bir daha soruyorum. Siz İsmail'in cesedini nasıl buldunuz? Dediğim gibi abla hani arabadan zaten indik. İlk bir şöyle indi. Faruk indi zaten. Sonra Taner indi. Sonra biz indik zaten. Faruk bir anda zaten sakin indi. Bir anda hani bağırmaya başladı Faruk diye. Faruk, İsmail diye bir an bağırmaya başladı işte. Ondan sonra dedik yani aşağıya doğru gidiyorduk biz zaten. Taner'le. Faruk Tekin bağırdı. İsmail de şey bağırdı, Faruk bağırdı. İsmail Faruk diye bağırdı mı? Yok, hayır. Sadece Faruk arabada iner inmez bir an İsmail. Az önce İsmail. Öyle dediğin için soruyorum. Yok, çünkü yok. Olayın farklı olduğunu söylüyorlar. Faruk yok. Yapma, Faruk yapma diye bağırdı mı? Hayır, hayır. Direkt dediğim gibi hani Faruk arabadan indi. İsmail diye bir anda bağırdı zaten. Hani bunlar Sinem gidilen, Taner gidilen falan hani arabanın yanına koştu direkt zaten. Onlar zaten bir Sefra Hanım hazırlar mısınız arkadaşlar? Taner'in annesiyle konuşacağım birazdan. Aşağı indiniz. Aşağı inmedi zaten Faruk ben inmem dedi. Ben korkuyorum dedi. Belim ağrıyor dedi. İnmedi. Sonra Taner'le aşağı indik zaten biz. Taner yanımdaydı zaten. İndik zaten hani ben gördüm. İkimiz gördük zaten. İkimiz aynı anda gördük zaten dediğim gibi karşımızdaydı. Yani yüzünü görmedi sadece. Sırtını gördük. Öyle yani. Ayakları nasıldı? Ayakları dediğim gibi biraz böyle hani hareket değil ama dediğim gibi hafif bir şekilde hani dedim sallanıyordu zaten. Ondan sonra zaten ben dedim hani şey yapalım dedim de direkt zaten Taner zaten bir an beni kaldırdı götürdü zaten hani dedik direkt zaten konuştular işte. Taner neden senin üstüne atıyor? Ya bilmem abla dediğim gibi hani direkt kolunu kaldırdı götürdü beni zaten. Olay yeri inceleme ekibinden kişiler de yayınlarımızı takip ediyorlar. Çok teşekkür ederiz. Yorumlar atıyorlar, mesaj gönderiyorlar. Halen çalışan görevi başında olanlar. Bir insan kendi hayatına son verdiyse, aradan bir saat geçtiyse ayakları sallanmaz diyorlar. Ya öyle canlı, yani. Canlı ya da çok kısa süre önce olayın gerçekleştiğini gösteriyor diyorlar. Bilmiyorum abla dediğim gibi. Sonra beni yukarı çıkardı zaten. Dediği laf şey yani en fazla 10-15 dakika geçmiştir diyor arada ya da canlı o çocuk o sırada. Ya bilmiyorum abla. Nasıl? Ayağı şöyle diye gösterdi. O kesin canlı olduğunun kanıtı yani. Bilmiyorum ama dediğim gibi. Sonra dediğim gibi direkt yukarı çıkardı beni zaten. Nasıl Bediye Hanımcığım? Bediye Hanım annesi kötü oldu ya. Allah'ta bu gece uyuyamadım. Bu böyle ayağını kımıldattıkça ben gözümü yumdukça ayağı gözümün önüne geldi. Allah'a havale ediyorum. Vicdan olsaydı o çocuğumu yaptırmazdın sen. Ya ben bir şey yaptırmadım sen, ya. Sevme. İnsan canı olacak, insan canı. Sevsem sevmem ne alaka? Ben İsmail bir şey yaptırmazdım, niye yaptırayım ya? Bak seni, bana ne sen İsmail'den? Ne kadar desin, getiren sensin. Ya ben getirmedim, vallahi sen bir katlar, ben getirmedim ya. O dağı çeken sensin. Ben çekmedim daha falan ya. Canım dağı çekmedin de sensin, yapmam, 70 kilometre geldiyse kadar bu telefon... Ya bilemem, bilemem bak, kardeşim ya, bilemem ben çekmedim ya. Kardeşim bak, kardeşim ağrıyor seni. Ben çekmedim. Baban yaşında insanlar. Ben sadece aygın boyun bağırır ki önüne geliyorum. Bir dakika, yani. Bir dakika. Senin kardeşin arıyor. Sen söyleyemezsin bu böyle diye. 70 kilometre yere geliyorsun sen oradan.
İşte orada haklılar yani. Tabii canım. Ben de telefon arası kardeşim. Haksızsın demin. Ben kötü kusursuz olmasın demiyorum zaten. Benim de yanlışım var. Ben ya hiçbir şey yok demiyorum zaten. Ya bu çocuğun kötü niyeti demiyorum. Bak kötü niyeti olsa bu çocuğun. Allah bilemem niye çekti bilemem ya. Kalabalık olan bir yere seni götürmez ki, onun önünden geçiyorsunuz ya. Ya gerideki çamlığı gelir ya. Gerideki kendi de biliyorsun ya. Çobanlar var. Bilemem valla gerçekten bak bilmiyorum, ben de bilmiyorum sen, ya. Sen çocuğu gördüğünde çocuk senin gözün önüne mi can verdi? Hayır. Ayakları sallanıyordu diyorsun ya. Ya İsmail'i senin gözünün önünde mi öldürdüler? Hayır. Hayır. Gözünün önünde öldürdüler ya. Bak sen iki tane bak onu. Benim köyüme gelmek için senin çalıştığın sanayiden 1,5 saate varmadan benim köyüme geliyor. Bak bir o köprüden de geçti mi Gölbaşı, ondan sonra bizim yani oradan bir de Brahmanlardan benim köyüme geliyor. Buralar kese değil mi? Benim köyüme getiriyor. Ama tesadüfe bak. Faruk'un benzin istasyonuna çok yakın bir yere getiriyor. Bu kadar 70 kilometre geçiyor. Hesaplıyor, şey yapıyor. Allah'ın işine bak. Geldiği yer Faruk'un olduğu yere 2-3 dakika uzaklıkta. Taner'in annesi Sefura Hanım'ı bir görebilir miyim? Bir göreyim lütfen hemen 2 dakika. Bir göreyim lütfen. Bir annesini görmek istiyorum. Taner'in annesi Sefura Hanım adliyeye gitti. Onun da söyleyecekleri var. O da diyor ki ben orada birkaç gün önce diyor söylemişti de başka şeyler de soracağız kendisine. Üstüm başım diyor mantar toplarken yırtıldı, seher boğuşmadı diyor. İnanmıyorum ben diyor seher'e. Bak Taner'in annesi bile bunu söylüyor ya. Bir araya... Sen cezaevinden çıkınca her şeyi anlatmaya karar verdin. Tabii cezaevinden bizi de arayamıyorsun. Aynen Didem Hanım. Bak Seher izleyiciler... Arayamadım Didem Hanım. İzleyiciler ne diyorlarmış biliyor musun? Yani sen... O kişinin yüzüne bakamıyormuşsun. Ya bakarım, niye bakamıyorum abla? Herkes de bir şey yapmasın kardeşim. Bakarım, niye bakmayayım yüzüne? Yüzüne bakarım. Hani çocuğun bana bir zararım mı oldu? Hani daha ilk kez görüyorum zaten. Ya zaten sen de burada kendin söylemedin mi? Evet. Dedin ki ben orada çıktıktan sonra ya yani o bölümle ilgili soru işaretleri var. Havada o kalan şeyler var söylüyorum. Bir şey olmuş orada, bir şey yaşanmış. Sonrasında zaten benzinliğe geldikten sonra arabanın içinde de ağza alınmayacak İsmail'e küfürler ettiğini evet söylüyorsun Faruk'un. Ve orada ben onu öldüreceğim diye oradan çıktığını sen de beyan ediyorsun. Evet. İkinizin de beyanı var. Arkasından da sopa alıyor, görüntüler de var. Sopayla gidiyor orada. Ama işte... Ayakkabı bağcıkları meselesi var, telefon meselesi var, kanlı kazak meselesi var, yani mont meselesi var, o mont. Yani var da var, var oğlu var. Bak sesimi yükseltmeyeyim diyorum, bir sürü şey varsa her yani. Ya peki Mehmet Bey, şimdi Taner böyle söyleyince... Ya Taner bunu sanki böyle, ya Taner nasıl bir adam, o mu dövmüş yoksa Faruk mu dövmüş? Biraz daha detayı bir hatırlar mısın? Yani Faruk şey, Taner nasıl bir insan Didem Hanım biliyor musunuz? Nasıl? Taner yani biraz... Gel Taner, git Taner. Para verdim Taner'e, her şeyi yaptırabilirsin yani Didem Hanım. Bu Taner... petrole gitmiş bu benim söylediğine göre yani petrole gidiyor, petrolde Faruk İmamoğlu yok, yukarı çıkmış zaten Faruk İmamoğlu, bu petrolden eline bir şey alıyor, kına gidiyor zaten. O arabanın bırakıldığı yerden piknik alanı var, piknik alanının oralarda dövmüşler zaten çocuğu, Taner de vurmuş zaten, Faruk İmamoğlu'yla beraber vurmuşlar, Taner öyle söylemişti yani. Peki piknik alanı daha aşağıda değil mi o zaman, Seher'in dediği şey olmuyor ya, bir boğuşma falan olmamış yani. Yani bilmiyorum yani, bana Taner öyle anlattı Didem Hanım. Ya aşağıda çünkü Seher, o zaman nasıl oluyor piknik alanı orada dövdüğünü öldürdüklerini söylüyorlar. Ben anlattım her şeyi, daha fazla bir şey anlattım. Benim anlattıklarım zaten boş, onun için gerek yok. Boşmak değil yani bak. Yok gerek yok. Ama piknik alanı buyurun gerek canım. Seher, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Sen ben teslim etmedim diyorsun ama Faruk'u aramakla aslında İsmail'i sen teslim etmiş oluyorsun. Vicdanın hiç rahat olmasın. Lütfen artık doğruları söyle. Doğruları konuşuyorum ben. Evet pişmanım. Keşke o jandarma arasaydım. Ama o korkum dediğim gibi, bir bilen Faruk vardı. Demedim mi? Para muhabbetini bilen bilseydim zaten bu kadar şey olmazdım yani. Ya adam uçan kuşa borcu varmış. Bütün Selendi biliyormuş. Herkesten böyle iş bulunca kızları böyle birileriyle evlendiriyor falan vesaire. Sürekli para istiyor. Komisyon istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Adam para göz bir adam, duyduklarımıza göre yani. İddialara göre. Sen para meselesini bak. Ben
Seher, bak bu konu hassas olduğunu anlıyorum. Ben senin İsmail'in parasını yediğini zaten düşünmüyorum. Ama para meselesini de... Haberim yoktu. Haberim yoktu. Gözünün içine baka baka söyleyebilirim. Haberim yoktu. İster inanın, ister inanmayın. Para muhabbetinde haberim yoktu. Öyle bir muhabbet. Gerçekten haberim yoktu. Taner'le Faruk. O zaman çocuğu aşağı bir yere getirdiler. Sen bırakıp gittikten sonra. Tamam mı? Yani... Tuncay Hanım dediğine göre kendi ellerinle vermişsin bir anlamda, öyle anlaşılıyor. Jandarmayı aramadığın için, bana aramadığın için. Faruk'un çocuktan nefret ettiğini de biliyorsun bence. Bilmiyorum abla, arabanın içine girir girmez küfür ettiğini. Ben ne bileyim Faruk'un gidip de İsmail'i öldüreceğim, gidip de borcu olduğunu, gidip de arabasını istediğini, benim için onu ayarladım, ben nereden bileyim? Ben bunları bilemem ki. Hiç arabada da bu çocukla ilgili olumsuz konuşmadı mı? Hiç, övüyordu zaten. Ne oldu da birden öldürecek noktaya geldi? Ben bilemem orasını, orasını bilen Faruk'tur. Taner'dir. Ben bilemem ki bunu. Mehmet Berk bu para meselesinde İsmail parasını istemeye çalışınca mı Faruk'la arası kötü oluyor? Yani şeyde... Taner ne dedi yani? Ben orasını bilmiyorum. Ben Taner İsmail evlendirecektin hani bizi demiş herhalde benim duyduğuma göre. Faruk İmamoğlu da evlendireceğiz falan dur demiş herhalde buna. Bekle yani biraz daha demiş. Sonra İsmail de verdiği borç parayı geri isteyince İmamoğlu'nun da zaten Selen de biliyor zaten Didem Hanım bunu. Borçları çok zaten maddi durumu da şu anda çok kötü. Hala da kötü. Bu parayı veremeyeceğini söylemiş. Ondan sonra herhalde Seher kınağı çekti İsmail'i. Ondan sonra zaten olan olmuş Didem Hanım yani. Bence tam aksi oldu. İsmail'e Seher'i oraya götürmesi gerektiğini söyleyen Faruk. Oraya giden, götüren İsmail. Çünkü onu gaza getirdi ve dedi ki bak Seher'in dedi böyle Seher sağda solda geziyor rahat bir kız. Onu götür orada onu sen evlenmeye mecbur kalsın dedi. Aslında o gün oraya Seher'in gideceğini söyleyen kişi İsmail'di. İsmail Faruk'a söyledi. Ben alıp götürüyorum abi dedi. Çünkü senden bir şey olduğunda da yardım isteyeceğini Faruk biliyordu. Faruk çok zeki bir adam yani. Bir şey olduğunda çünkü tek meseleyi ikiniz biliyorsunuz. Jandarmayı aramayacağını da biliyor. Çocuğa diyor ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler. İsmail'e dedik ki sen onu götür oraya. Senle evlenmeye mecbur kalsın. Tamam mı? Ondan sonra sen sevgilim de var, onu da, bunu da var diyorsun. Arkasında oraya gidince seninle birlikte olmaya çalıştı. Çünkü senin şeyleri mecbur kılmaya çalıştı. Sen Faruk'u arayacaksın. Faruk Efendi onu da biliyor. Arkasından geldi çocuğu ortadan kaldırdılar. Bir bahaneleri de var çünkü. Sana yardım ettiler. Görünen o yani. Her seher. Böyle oldu mu? Yani dediğim gibi, dediğiniz gibi olabilir ama ben... Mankeni getirsene Gökhan. Kıyafetleri de mankeni getir. Ya gözünü seveyim bak. Benim gözümün önünde bir şey olmadı. Ben bunu yine söylüyorum, yine söylüyorum. Ama bilmiyorum. Sen gözünün önünde bir şey bilmiyorum. Olmadıysa, bir şey duyduysan ve bunu söylemiyorsan Seher... Bilmiyorum. Niye sustuk? Bilmiyorum abla. Susmamı gerek var. Ben artık konuşmaktan ben de yoruldum abla. Ben gördüğünü düşünmüyorum. Ama bir şey bildiğini düşünüyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bana bir şey hiç kimse demedi. Biz Taner'le bile petrolde yarı geldiğini karşılaştığımızda zaten bu... Sağ ol. Petrolde özür dilerim. Ne süsü? Yani süsü bir dakika arkadaşlar bir basmayın. Çok önemli burası. Bastınız mı? Bastınız mı reji? Tamam. Basmayın Seher bunu bir söylesin. Sana ne dedi? Petroldekine beni yanında vardım zaten. Direkt ben gittim yanına zaten yalan diye o benim yanıma gelmedi. Ben direkt gittim abi ne olacak falan dedim. Hatta ailesinin bir gün önce iki gün önce yayına ne zaman oldu bu? Ne zaman yayına oldu? Çıkmadı pardon yayın çıkmadı. Ailesi kanalım ne başvurdu? Dedi kendisi dedi bana. Ben dedim ki olabilir dedim. Başvurusunda benim için hiçbir sakınca çıkar anlatırım dedim ben. O dedi ki zaten otospor operi yakında çıkar. Cinayet miydi nedir hepsi gösterir zaten dedi. Az önce bir kelime kullandın. Cinayet intihar süsü müdür? Bunlar hepsi dedim bunlar çıkar dedi bana. İntihar süsü. Hepsi çıkar bunlar. Bu kelimeyi dedi. Faruk kullandı mı? Faruk değil Taner. Ha Taner kullandı. Taner. Ben hatta petrolün orada kameralarda görebilirsin sen bakabilirsin dediğim gibi. Direkt o benim yanıma gelmedi ben direkt onun yanına gittim. Yani intihar süsü verilip verilmediği her şey ortaya çıkar. Taner her şeyin ortaya çıkacağını biliyor. Bunların hepsi ortaya çıkar dedi. Ben de abi hani ne anladın, ne demek istedin dedim bir şey demedi bana. Servis onu arabayı bindim gittim ben. Mehmet Berk o sopayla mı nasıl dövmüşler çocuğu? Nasıl etkisiz hale getirmişler? Bir şey yani anlattı mı? Bu
Yani petrolden bir şey aldım dedi. Tam hatırlamıyorum o ne aldığını söylemişti de ben tam hatırlamıyorum. Onu hatırla ya. Mehmet Berk bir şey söyleyeceğim. Gözünü seveyim. Her şeyi hatırlıyorsun. Bunu hatırlamaman imkansız. Ne almış benzinlikten? Mayıs ayı daha genç adamsın ya Mehmet. Ne almış benzinlikten? Yani söyle. Didem Hanım sopa mı aldı dedi. Yani şey mi neydi onun ismi? Başka bir şey mi aldı tam hatırlamıyorum ama sopa gibi bir şey. Hayır, almış sopayı, yani. Hayır yani sopayı Mehmetciğim. Mehmet sopayı. Efendim? Sopayı zaten Faruk alıyor. Faruk alıp sopayı götürüyor. Taner orada koltuğun altına bir şey saklıyor götürüyor. Taner ne götürüyor onu tam hatırlamıyorum dedin ama bence hatırlıyorsun biliyorsun. Artık söyle her şeyi Taner sana itiraf etmiş yani. Yani Didem Hanım silah almış yani Didem Hanım. Ya silah değil mi o? Aynen Didem Hanım. Vay tam tahmin ettiğimiz gibi. Peki o silahı götürüp bize her şeyi tam anlatmadın. Hadi baştan bir daha anlat. Hadi Mehmetciğim. Yani Didem Hanım nereden başlayayım tekrardan? En baştan. Baştan başlayayım Didem Hanım. Ha canım en baştan tamam mı? Şöyle yapalım. Yani ben İsmail bu... Tamam. Efendim. Tamam devam et tamam. Lede verelim lütfen Mehmet Berk'e. İsmail bana işte kahvede Abdullah abinin kahvede Apo'nun kahvede otururken yani anlatmaya başladı. Yani bu biz samimiydik zaten onunla bir senedir iki senedir tanıyorum ben İsmail'i. Anlatmaya başladı. Faruk'un yanında çalışıyorum. Zaten Faruk'u ben görüyordum Didem Hanım. İsmail'i mesela yanına oturuyordu bazen arada geliyordu sohbet ediyordu İsmail'le görüyordum zaten. İsmail bana bir gün dedi ki ben dedim İsmail hatta sen dedim hiç kız arkadaşın falan yok mu dedim sen dedim askerliğin falan geldi askerliği yaptın mı falan onu sormadım da yani askerliği yapmışsındır dedim evlenmeyi falan düşünmüyor mu dedim bir kız var dedi ciddi düşünüyorum dedi seviyorum dedi seher olduğunu söyledi Didem Hanım Faruk'un bulduğunu söyledi ileriki zamanlarda isim söyledi mi sonrasında efendim seher dedi mi demişti Didem Hanım aynen. Demişti. Sonra aradan biraz geçti. Yani bir 2-3 hafta daha geçti Didem Hanım. Dedi Faruk'un dedi kızı Faruk. Sonra dedi ki bana Faruk dedi kızla evlendirmeyi düşünüyor bizi dedi. Ben de zaten gönüllüyüm razıyım dedi. Seher'i çok seviyorum dedi. Benden dedi 120 milyar para istedi dedi. Borç dedi. Faruk'un durumları sıkıntılıymış dedi. Ben de evlenmek istiyorum dedi. Yardımcı olacağım ona dedi. Ama geri ödeyecekmiş dedi. Ben de sen bilirsin dedim. Öyle olmuştu. Ondan sonra ben cezaevine girdim. Duydum ki İsmail vefat etmiş Didem Hanım. Ondan sonra işte bu Taner ile konuştuk biz işte Didem Hanım. Taner bunları söyledi. Aynen dediklerimi söyledi. Cezaevinden çıktıktan sonra duyduğunu ve yeri onu da bir daha söyle. Nasıl öldürdükleri ilgili ne anlattın? Nerede karşılaştınız? Yani Mayıs ayında ben Mart'ın başına girdim. Nisan'ın sonunda 27'sinde falan cezaevinden çıktım Didem Hanım. Hı hı. Nisan'ın 27'sinde 28'inde cezaevinden çıktım. Bir dakika. Tula'daydım bir süre. Nisan'ın 28'inde çıktıysan o sırada zaten çocuk 29'unda öldürülüyor. Yok ben Kula'daydım bir hafta falan Kula'da kaldım Didem Hanım. Orada değildin anladım tamam. Ha, Selen'de değildim Kula'da kaldım bir hafta falan. Ondan sonra Selen'de geldim duydum ki İsmail'in öldüğünü duydum Didem Hanım. Selen zaten konuşuyordu bunu Faruk gel Taner gel falan filan diye. Hı hı. Ben de Taner'le sonra bir işe başladım. Taner de orada çalışıyordu İşi söyle. Aynı yerde çalışıyorduk. İşi söyle. Ne iş yaptınız? Efendim? Nerede? Ne iş yaptınız? Nerede çalıştınız? Nerede çalıştık Didem Hanım? Alkol lokantada. Aynen, tamam devam edelim. Aynen. Devam edelim. Ondan sonra Taner dedi ki bana Taner'e ben sordum. Abi dedim senin dedi bu ismin geçiyor dedim bu olayda dedim. Senin dedim bir alakan bir bahsin var mı dedim bu olayla dedim. O da dedi ki bu dedi ben kimseye söylemedim dedi. Aramızda kalsın dedi bu muhabbet dedi. Tamam Taner abi dedim. Dedi ki biz dedi çocuk dedi Faruk abi dedi borç para vermiş dedi. Faruk abi de ödeyemeyince dedi. Çocukla dedi konuştu dedi. Çocuk da dedi razı gelmedi muhabbete dedi. Hani bizi evlendirecektin falan demiş İsmail Didem Hanım. O da Faruk da demiş ki
neydi onun ismi, biraz daha bekle. İsmail de olmaz falan deyince sonrasında işte Kınık'taki muhabbet oluyor. Piknik alanının orada dedi bana. Petrole gidiyor Taner. Petrolden silahını alıyor. Silahını alıyor. Gidiyor Kınık'a zaten. Faruk da Kınık'taymış zaten Didem Hanım. Doğru. Önce zaten Faruk gidiyor. Arkasından da Taner gidiyor silahını alarak. Aynen öyle dedi zaten. Aynen öyle dedi zaten. Taner gittiğinde çocuğu zaten Faruk abi gel çocuğu kıstırmış. Faruk gel çocuğu kıstırmış. Tanergil yumruklamış zaten, tekme falan atmışlar çocuğa. Piknik alanının orada. Ondan sonra öldürdük dedi. Ama nasıl öldürdüklerini ve daha sonrasını anlatmadı Didem Hanım. İkisi beraber yapmış o zaman bu işi. Aynen, ama üçüncü kişi daha varmış olayda. Bir kişi daha varmıştı dedi. Ama o kişiyi söylemedi yani. Yani başından sonuna zaten dayısı olduğu iddiası var. Ya da Seher oradaydı. Seher'in gözü önünde bu iş oldu yani. Ve Seher o yüzden zaten korkuyor. Varmış Didem Hanım orada. Ha, Seher var mıymış? Varmış zaten ama... Üçüncü ekstra yani erkek babından üçüncü bir kişi daha varmış. Öyle mi? Taner söylemiş. Seher? Varmış mı? Evet Didem Hanım. Dört kişi yani. Bence Seher'i de dövdüler orada. Ama bilmiyorum Didem Hanım, ama Seher zaten çoğu gerçeği biliyor, anlatmıyor zaten, ondan eminiz. Seher sen de oradaymışsın. Oradaymışsın diyorsun, oradadır kardeşim. Oradaymışım bak. Oradaymışım bak işte. Benim anlattığım hepsi boş dediğim gibi. Ya Taner öyle demiş. Ya değilsin kardeşim. Ben nerede olduğumu biliyorum. Bak ikinci defa anlattırdım. Birkaç şey olduğu gibi anlatıyor yani. Anlasın abla. Dediğim gibi. Ben nerede olduğumu biliyorum. Allah'a şükür. Mehmet Bersen çok çok önemli bir tanıksın. İnanılmaz önemli bir tanıksın. Senin can güvenliğin soruşturma savcısına emanet. Selen de Cumhuriyet Başsavcımıza emanet. Jandarma komutanlığına emanet. Kılına zarar gelirse. Zaten senin bu yayın biter bitmez hemen ama hemen derhal ivedilikle ifadeye çağrılman lazım. Takdir onların tabii ki. Ama gerçekten daha öncesi Balıkesir'deki başka bir cinayeti çözdüğümüzde de yine önemli bir tanığın anlattıklarıyla bu olay çözülmüştü. O kişiye konuşmuştu. O kişi de söyledikten sonra da cinayet çözülmüştü biliyorsun. Ama bunların hepsi Seher'in bazı şeyleri netleştirmesiyle ortaya çıkacak. Ben Seher orada senin değildim. Orada mağdur olduğunu düşünüyorum. Değildim ya. Değildim kardeşim. Yoktum ya. Oradaydın diyor. Öyle diyor. Taner öyle diyor ya. Ya Taner'in dediğiyle ben kendim biliyorum değil mi? Burada Taner ağzını konuşmuyor. Ben kendi ağzımla konuşuyorum. Ya yoktum ya. Bir araya gidelim. Şöyle bir şey soracağım. Şimdi duydukları karşısında sevgili Bediye Hanım kötü oldu. Dışarıda arkadaşlarım kendisiyle ilgileniyorlar. Mehmet Berk öyle iddialarda bulundun ki Taner'le birebir konuştuğunu ve Taner'in sana cinayeti itiraf ettiğini söyledin. O sonra da cezaevine girdiğin için bunu da yetkililere iletemediğini söyledin. Zannediyorum senin en kısa zamanda ifadeni alacaklardır. Taner demiş ki biz gittik Faruk'la. Önce Faruk oradaydı, sonra ben gittim. Dövdük ve öldürdük. Diyor, aynen Didem Hanım. Bunu aynen duydum, kendi kulaklarımla duydum. Bana cinayeti itiraf etti dedi. Bodrum'da da biliyorsun. Yani onu izledim mi bilmiyorum. Kendi çocuklarını öldürdüğü Gamze Sakallıoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla Turcen'le Mehmet buradaydı ve cezaevindeki bir arkadaşı konuştuktan sonra onlar da tekrar cezaevine girdiler. Çünkü o da cezaevindeki arkadaşını cinayeti itiraf etmiş. Taner'de cinayeti Mehmet Berk'e itiraf etmiş.